Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 37 yaşında, baskın el sağ. Kendisi yazılım mühendisi. Analize geçmeden önce belirtmek isterim ki iz okuyucu YouTube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Analize geçelim. Öncelikle dikkati çekmek istediğim bakıldığında köşeli uçlu parmaklar. Kendisinin gerçekten iyi bir fizik gücüne ve dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani ofiste çalışan birisi olsa da bakıldığında yine güçlü bir fizik dayanıklılığa sahip. Yani sahada da kolaylıkla bulunabilir ve çalışabilir. İyi bir fizik gücü. Buna destekleyen güçlü bir hayat çizgimiz de var ve yüksek menüsle iyi bir iş gücü ve çalışkanlığı gösteriyor. Burada bakıldığında parmaklarda bir eşitlik var. Yani hepsinde bir denge var gibi görülüyor. Bu kendisinin gerçekten iyi niyetli birisi olduğunu söyleyebiliriz ve naif tavırlarının olabileceği ve bu iyi niyetini de kolaylıkla suistimal ettirmemesi gerekiyor. Özellikle kalp çizgisi de burada Jüpiter'e doğru gelmiş. Yani başkalarını çok önemseyen biri, fedakarlıklar yapan biri ama dediğimiz gibi bu konularda dikkatli olursa daha iyi olur. Ayrıca kendisinin verdiği mesaj dışarıya, kendisini ilk kez tanıyan birisi için bile kolaylıkla konuşulabilecek, iletişim kurulabilecek, bir şey istenebilecek bir e, mesaj veriyordur etrafına da. Böyle bir durum var ama ayrıca yine dominant bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Merkür parmağı çok güçlü görüyorsunuz. Yani güneş parmağının birinci falancından bayağı yukarıda bir parmak. Ve işaret parmağında bir milim kadar güneşe göre uzun olduğunu belirtti. Bunları fotoğrafta anlamak zor. O yüzden soruyorum. Ve yani bir Jüpiter'li sayabiliriz. Lider karakterli ve dominant birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çok çekingen, utangaç, lafını esirgeyen birisi değildir. Girişimlerinden sonuç alan cesaretli biri olduğunu da söyleyebiliriz. Baş parmak da çok güçlü bakımında. Yani iyi bir karakter, Yine güçlülük, dayanıklılık açısından, uzun ömürlülük ve canlılık, enerji açısından çok önemli. Özellikle iç Mars'ta çok dolgun görüyorsunuz. Tepe bayağı dolgun. İyi bir atılganlık ve enerjiye sahiptir. Ama buradaki durumda falanjlara baktığımızda birinci falanj biraz zayıf kalmış gibi görülüyor ikinci falanja göre. Aklındakileri uygulamak için harekete geçmekte ve çok fazla zaman harcıyor olabilir. Yani bazen harekete geçmede çok da hızlı olmuyor olabilir. Yani çok fazla konuda plan projede kalmış olabilir. Ne kadar pratik gerçekçi bir akıl çizgisi olsa da e, çok fazla plan projeye zaman harcıyor. Ona göre harekete geçiyor olabilir. Tabii ki minimum hata oluyordur hayatında bununla bağlantılı olarak ama zaman zaman da doğru zamanda doğru yerde olmak fırsatları değerlendirme ile ilgili de sorunlar olabilir tabii ki baş parmağının birinci falancının biraz zayıf kalması, küçük kalması porsiyon olarak. Normalde yani şuralarda olabilirdi mesela şöyle olabilirdi ama değil. Ama diğer yandan baş parmağa baktığımızda burada işaretler güçlü bir yav işaretini görüyoruz. Çok net bir göz işareti var ve bunu güçlendiren paralel çizgiler var etrafında. Şurada da bir çizgi var. Yani bu nitelikleri arttırıyor, güçlendiriyor. Şanslı birisi olduğunu söyleyebiliriz para ile ilgili konular veya özel hayatıyla ilgili şu an bekar olduğunu belirtti ve en önemli sorusu kendisi için evlilik ve evlilik hayatının devamı yani evliliğin geleceği doğru bir karar olur mu? Yani biraz herhalde tedirgin ve korkuları var bununla ilgili. Bu konularla bağlantılı risklerle ilgili e, temkini davranıyor tabii ki doğal olarak. Elimizden geldiğince bunlara cevap vermeye çalışacağız. Ama ya bir şartına baktığımızda şanslı bir durum var. Hem para konusunda hem sağlık hem şans hem evlilik açısından iyi işaretleri burada görüyoruz. Tabi burada yatay çizgiler var. Bunlar da zihinsel stresler doğal olarak oluşmuş. Yani bunlar da bazı kalıcı etkiler yaratıyor tabii ki yani psikolojik olarak. Şimdi öncelikle akıl çizgisine gelmek istiyorum. Şimdi güçlü bir akıl çizgisi var burada. Pratik olduğunu söylemiştik. Ve sol elde biraz daha uzun çizgi görüyorsunuz. Şimdi burada çok fazla üçgenlerle başlaması. Yani iyi bir IQ'ya işaret aslında. Şurada da görüyoruz. Sağ elde de var. Üçgenler burada. Tabi biraz şu şöyle kalmış. Şurada başlayan bir hedef çizgisi var tekrar. Ve şöyle oluşan bir üçgen var. Yine burada bir üçgen işaretini görüyoruz. Yani iyi bir IQ'ya işaret. Ve bu daha da gelişebilir. Çünkü sol elde bakıldığında daha uzun bir çizgi var. Burada yani çok kısa değil tabii ki ama şurada bazı parçalar var. Mesela buna eklenebilir zamanla birleşebilir. Belki gerçek gözle bakıldığında bağlantı da var olabilir burada. Ama bakıldığında burada daha net bir çizgi var sol elde. Yani bu gelişmeye açık daha çok gelişmesi gerekiyor. Nasıl gelişebilir? Zihin araştırmalara göre tutkulu olmak, aşık olmak, severek yapacağın işler, hobilerin olması zihni geliştirdiğini söylüyor ve ayrıca tabii zihin egzersizleri, daha çok kitap okumak, zihne iyi gelen gıdaları tüketmek, spor yapmak, iyi beslenmek de katkı sağlayacaktır. Veya düzenli uyumak veya çalışma saatlerini bir düzene koymak her zaman artılar sağlayacaktır bununla ilgili ve düz bir çizgi görüyorsunuz çok pratik ve gerçekçi. Şimdi şöyle dallara geldiğimizde burada şu kısma geldiğimizde şöyle Satürn parmağının altına ayrılan bir dal var. Ve şöyle bir dal daha var. Yani biraz Satürn'den etkilenen bir durumu da var. Ayrıca burada yine aşağı doğru düşen bir kısım daha var. Şu çizgiyle karıştırmayalım. Bu efor çizgisi şöyle şurada devam ediyor. Bir kader çizgisi gibi. Yani şöyle devam eden bir çizgi bu. Öncelikle şu yukarı doğru bükülme çok pratik ve gerçekçi düşünceye işaret edebilir. Satürn parmağının altındaki yukarı bükülme. Analitik ve sistematik olmak. Dediğimiz gibi çok fazla analiz eden, detaycı, az hata yapan biri olduğunu söyleyebiliriz. Çok temkinli zaten, kontrollü birisi. Evlilik hayatıyla ilgili sorduğu soru bile aslında bunu biraz yansıtıyor. Ve parmak ucunun da şöyle dar olması birinci falancının baş parmakta. Ee, yine bunlarla bağlantılı bir durum. İçe dönük çekingen yönleri de olabilir ama... Merkür parmağının güçlü olması aslında bunun tam tersi çok net olan birisi. Utangaç çekingen geri planda kalmak isteyen birisi değildir. Ama zaman zaman böyle e, yatkınlıkları da olabilir. İçe dönüklük, izole olma isteği olabilir. Ne kadar çok uzun bir satürn parmağı olmasa da baskın bir parmak değil. Bazen olayları negatif yönlerinden çok fazlaca düşünme, her zaman her şeyin kötüsüne göre kendisini ayarlama durumları da olabilir yine bu etkilenmeyle. Özellikle Satürn tepesindeki dikey çizgilerle kötü senaryoya göre kendisini maddi manevi hazırlayan birisi yani birikimlerde de iyi olacağını söyleyebiliriz. Zaten burada net üçgenler de var akıl çizgisiyle oluşan Merkür ve Kader çizgileri oraya geleceğiz ama dediğimiz gibi yani kötüye göre her zaman kendisini hazırlamak isteyen ve çok fazla bunlarla ilgili panik de yapıyor olabilir, çok fazla düşünüyor olabilir. Yani çok tabi aşırıya kaçmamakta fayda var. Zaman zaman izole durumdan bahsettik ama elde güneş çizgisi de var. Yani çok fazla da öyle ben geri planda durmak isteyeceğini düşünmüyorum. Uzaktan çalışabilir mesleği gereği bir sorun olmaz ama şöyle mesela bir güneş çizgimiz var. İç Mars'tan gelen şu şekilde tepeye kadar gidiyor. Bunun paralelinde bir çizgimiz daha var. Şöyle. O da aşağılardan başlıyor. Belli dönem silik gibi görülüyor ama diğer fotoğraflarda belki bu net görülebilir. Bazen fotoğraflarda belli bölüm çıkmayabiliyor. Muhtemelen o da e, devam ediyordur. Şimdi özellikle dolgun bir iç Mars'la beraber buradan gelen bir güneş çizgisinin tabii ki anlamı var. Yani tanıma ve başarı veya evliliği için dahil bu konularla bağlantılı olarak ne kadar cesaretli adımlar atar, ortaya güç ve enerji koyarsa o kadar memnun olabilir çıkabilecek sonuçlardan gerekse evliliğinde veya iş hayatında. Yani Mars tepesi yani iç Mars her zaman enerjiyi, cesareti ve savaşma ruhunu temsil eder. Bu sebepten dolayı kişinin içsel dirençliliği, kararlılığı ve zorlukların üstesinden gelme yeteneği sayesinde başarılar elde edebilir ve çevresince de böyle tanınabilir. Engeller ve zorluklar aşılarak her zaman bir şeyler elde edilebilir. Yani biraz riskler almak, taşın altına elini koyması gerekebilir zaman zaman. Ama sonuçları geri dönüşleri iyi olacaktır ve severek de yapacaktır. Güneş çizgisi ayrıca yaptığımız işleri, hobileri veya mesleğimizi severek yapma anlamına da geliyor. Yine liderlik özelliklerine bakacak olursak Jüpiter'li ve güçlü Merkür parmağından bahsettik ve güçlü baş parmaktan da bahsettik. Ve güneş çizgisinin böyle gelmesi iç Mars'tan yine iyi bir liderlik yani rekabetçi bir ruha da işaret. Yine devlette olan işlerde ilgili şans olabilir, spora yatkınlık olabilir, kurumsal alanda çalışma veya devlette de iş birlikteliğinde şanslar ortaya koyabilir. Mülakat veya benzeri durumlar bunlarla ilgili yine bir şans vardır, bir etkisi olabilir bununla ilgili. Yine dış Mars'tan gelen bir güneş çizgimiz de var buraya doğru. Bu da yine benzer nitelikler. Kendisinin soğukkanlı, kararlı, stres anının altında ne yapabileceğini bilen, Dayanıklı zaten direnç hayatının merkezinde yani dayanıklılık ve direnç ve cesaret bunlar etkili. Şimdi güneş çizgisi varsa elde kader çizgisi de olması gerekiyor. Yani birbirini tamamlayan çizgiler bunlar ve elde bakıldığında iki kader çizgisi var ve ikisi de ay tepesinden geliyor. Biri şöyle net bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Bir diğeri böyle geliyor. Şurada biraz silinme var. Eğer elde tek kader çizgisi bu olsaydı ciddi bir anlamı olabilirdi problemler ama diğer çizgi olduğu için burada yani çok büyük bir durum olacağını düşünmüyorum bununla ilgili negatif. Tabii ki bu dönem gibi çok daha iyi olmayabilir ve sonrasında tekrar başlaması da bir avantaj tabii Yani bir ara dönem gibi düşünülebilir ama çok büyük negatif etkileri olacağını düşünmüyorum. Şimdi Ay tepesinden gelmesi çizginin ve Satürn'e gitmesi Ay tepesinin özellikleri neydi? hayal gücünü, sezgiyi, duyguları ve bilinçaltını temsil eden e, tepedir. Ay tepesi. Tabii birden çok anlamı var ama kısaca bunlardır. Satürn tepesi de disiplinli olmak, sorumluluk sahibi olmak, hayatı ciddiye almak. Yine kader tabii ki bilgelik ve çalışkanlığı temsil eder. Kader çizgisinin ay tepesinden gelmesi her zamanki yorumumuz neydi? Hayat çizgisinden uzaklaşıyorsa kader çizgileri her zaman yeni tanıştığı insanlar, yeni şehir ve yeni, yeni ülke, dış etkenler. Her zaman hayatında etki faktörüdür. Ya bu önemlidir yani kendi tanıştığı kişiler veya oluşturduğu çevre, iş hayatında veya arkadaşlık ortamındaki durumdan bahsediyorum. Her zaman bu konulardan destek alma, faydalanma anlamına geliyor. Gerekse yeni ülke dediğimiz gibi veya taşınma başka bir şehre gitme veya zaman zaman kariyer değişiklikleri olabilir. Yeni iş veya farklı bir kariyer yine bu durumlardan da faydalanabilir. E bu durumda bazen başkalarının etkileriyle ani değişiklikler olabilir, spontane olaylar ve bu duruma uyum sağlama, ayak uydurmak zorunda da kalabilirler zaman zaman ama bu zorluklara aşıldıktan sonra zaten her zaman başarı gelecek. Hayat her zaman bu böyledir. Bazen işte dediğimiz gibi diğer insanları hayatına yeni giren insanlarla bağlantılı olarak başka insanlarla uyum sağlama süreçlerinde zaman zaman zorluklar olsa da bunları aşması gerekecektir. Yine yaratıcı ve her gücüyle yönlendirilen bir yaşam tarzı olabilir. Yani sanata yatkınlık olabilir. Ay tepesinden gelen kadar çizgileriyle. ayrıca şunlar da yetenek kabiliyet çizgileri şöyle çıkan çizgiler. Ayrıca kendi moralini çok iyi tutan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Kolaylıkla demoralize olmayacak ve güçlü yüksek bir tepe de var burada. Yani mutlaka yetenekler vardır. Zaten güneş çizgilerimiz de güçlü elde. Yani o yönden bakıldığında mutlaka kabiliyetler, yaratıcı yetenekler, sanatsal yetenekler mevcuttur. Veya iletişimle ilgili birden çok dil konuşma, iyi bir hafıza, ezber gücü, isim hafızası gibi durumlar da olabilir. Ve kalabalık ortamlarda kolaylıkla çalışabilir böyle kişiler. Özellikle güneş çizgisinde iç Mars'tan gelmesi bir tanesinin kurumsal alan veya devlet kalabalık ortamlarda kolaylıkla çalışabilirler. Ayak uydurmakta da büyük sorunlar yaşamaması gerekiyor. Tabii çift kader çizgisinin olması çifte şanstır. Tıpkı burada hayat çizgisinin çift olması gibi görüyorsunuz iki tane çizgi var. Birden çok seçenek, yaşam yolu her zaman önünde olacaktır ve sadece tercih edip ilerlemesi gerekiyor. Her zaman iyi bir şans, bolluk, bereket, refah hayatında olacaktır. Birden çok kaynak, iyi bir koruma, gerekse arkadaş veya ailesiyle bağlantılı iyi bir korumaya sahip, belki de manevi bir koruma, yani güçlü bir İkinci çizgi var burada. Ümin sistem ve fizik gücü açısından yine ekstra bir durum bu. Zaten güçlü bir el. Bunu daha da arttıran bir durum. Şansı da arttıran, hayat standartlarını da arttıran bir durum. Genelde benim videolara baktığınızda başarılı kişilerde veya neden zengin olduğuna dair çift hayat çizgisine denk geliyoruz. Yani ve çift kadar çizgisiyle. Yani bu Kolay olabilir kendisi adına. Dayanıklılık çok önemli iş hayatında başarılı olmakla ilgili. Fizik gücü, zihin gücü bunlar önemli. tabi güçlü bir merkür çizgimiz de burada var. Şöyle zaman zaman parçalarda ilave olsa da yanında yani güçlü bir çizgi sayılabilir. Çizginin yine çift olması birden çok işi yönetebilme kabiliyetini ortaya koyuyor. Yani birden çok konuya zaman ayırabilir ve iyi gelenebilir ve kaynak oluşturabilir. Bu açıdan müthiş güçlü bir iradeye sahip. Tabi burada üst üste binmesi, Satürn tepesinde iki ana çizginin kesişmesi burada. Eğer farklı olsaydı daha iyi olabilirdi tabii ki. Yani kesişmeseydi. Bu bazen gelen fırsatların bir kısmının kaçacağı o anlamına gelebilir. Özellikle maddi konularla ilgili. Bazı büyük değişiklikler dönüm noktaları hayatında olabilir. Bu geç yaş gibi görülüyor ama bu hayatın her döneminde etkileyen bir durum olabilir. Yani çatışma ve zorluk dönemleri olabilir hayatında. Gerekse evliliğinde veya iş hayatında, özel hayatında bunlar olabilir ve bizden çok kariyer seçeneği oluşabilir her zaman. Yani bunları da değerlendirebilir. Bu kesişmeden dolayı zaten hayat çizgisinde çift oluşuyor. iki kadar çizgisi yani birden çok deneyim olabilir. iş tecrübeleri edinebilir ve hayatına giren kişiler yine böyle bir kesişmeyle çok büyük faydalar görebilir. Yani iyi akıl hocaları edinebilirse bazı sıkıntılı süreçlerden çok kolay kurtulabilir ve engelleri aşabilir ve daha kolay başarıya ulaşabilir. Yani destek alacağı kişiler olursa kendisine gerçekten fayda sağlayacak çok iyi olur. Yani kaotik bir durum yok burada. Sıkıntılı bir durum yok. Sadece böyle etkiler olabilir yani kesişmeden dolayı bunlardan bahsetmek zorundayız. Zaten disiplinli sorumluluk sahibi birisi dikey çizgilerden dolayı Satürn Tepesi'ndeki iyi bir organizasyon yeteneği ve kötü senaryoya göre kendisine her zaman hazırlayan, hayatı ciddiye alan birisi. Zaten elin orta kısmında baskın, bu da çalışkan, üretken bir yapıyı ortaya koyuyor ve tepeler de dengede elde. Yani bir kısım baskın veya bir kısım zayıf değil, iyi bir denge var. İyi bir yaklaşım, iyi bir bakış açısı ve potansiyellerle donanımlı olduğunu söyleyebiliriz her alanda. Şimdi burada iç Mars'ın biraz dolgunluğundan bahsettik ve yatay çizgilerin de çokluğunu görüyoruz burada. Yani kolay fevri çıkışlar oluyor olabilir. Çok kolay tepki veriyor olabilir. Yani sinirlerine de hakim olmasında fayda var tabii ki zaman zaman. Şurada Jüpiter tepesinde pencere gibi bir sembol oluşumu var şurada. Şu şekilde. Tabii bu Süleyman halkası ama yine de şurada şöyle. Şöyle bu muhtemelen elinin dışına doğru devam ediyordur. Şöyle bir oluşum var. Bu daha da özgüveni arttıran bir durum aslında. Yeterince özgüveni var ama bu daha da arttırıyor. Yani güçlü maneviyat işareti olarak okunabilir. Kişi yine çok azimli ve ihtiraslı olabilir. Bazı şeyleri elde etmek için çok çaba gösterebilir ve elde de edebilir. Şimdi hedeflerle ilgili baktığımızda şöyle bir hedef çizgimiz var buraya doğru gelen. Bu belki mezuniyetiyle alakalı olabilir. Üniversite mezunu sonuçta kendisi. Onunla bağlantılı ve iş hayatına da iyi bir giriş anlamına gelebilir bu başlangıç. Ve şu süreçte atlamadan bahsedeyim. Şöyle düşen çizgi de var ya aşağı doğru aniden ay tepesine doğru yönelen. Psikolojik bazı değişimler olmuş olabilir bu 20 25 yaşları aralığında bir değişim süreci atlatmış. Tabii bunlar faydalandığı durumlar da olmuştur. Yani direkt ay tepesinden etkilenmesi, normalde pratik düz giden bir çizgi ama böyle ani düşüşler her zaman bazı durumların yansıtabilir. Olumlu avantajlı sonuçları da olmuş olabilir bunun. Bazı motivasyon düşüşleri veya depresif durumlar da atlatmış olabilir. Ama kendisini öyle çok teslim alacak durumlar değil. Ve sonrasında şöyle bir hedef çizgimiz daha var. İnce bir şekilde buraya doğru gidiyor. Bu da hemen arkasında yani 25 bu dönemlere denk geliyor aslında. Yani bir sıkıntılı süreçte aslında bir şeyler de başarmış olabilir. Arka arkaya denen, gelen dönemler 20-25 yaş arasında birçok olay. Okul mezuniyetleri ve iş hayatına giriş ve psikolojik etkilenmeler bir dönem atlatılmış gibi görülüyor ama bunlar geçmişte. Ve sonrasında şu yıllarda denilebilir. Belki bulunduğu yıl veya bir yıl öncesinde Şöyle bir çıkış çizgisi var. Yani bir evlilik olabilir ama evli değil şu an. Ya bir terfi söz konusu olmuş olabilir veya bir iş kurmuş olabilir. Çünkü sadece mesleğinden bahsetti. Çalıştığını veya kendi işi olduğunda ilgili bir yorum olmadı veya bir mal mülk edinmeyle ilgili bir durum olmuş olabilir. Çünkü gün, Satürn ve bu emeklerin karşılığını alma ve bir şey oluşturma üçgenle beraber bir şey elde edilmiş olabilir. Yani bu süreçlerin içerisinde zaten bir stresle başlayan bir süreç yani 35-40 yaş aralığına denk gelen bir duruma bakıldığında burası. Yani şöyle bir çizgi çekersek şurası tam 45'lere denk gelse. Yani e, 37-38'den başlayan şöyle buraya doğru gelen 40'a kadar gelen bir süreç var. E, bir şeyler olabilir emeklerin karşılığını almayla ilgili veya bir evlilikle alakalı bir durum olabilir. Şu an hayatında birisi varsa e, bu süreç belki evlilikle sonuçlanabilir. Şimdi evlilik çizgisine gelmek istiyorum. Şimdi şöyle güçlü bir çizgi var. Direkt güneşe doğru gidiyor. Gerçekten herkeste olmayan bir çizgi bu. Nadiren denk geldiğimiz bir durum. Direkt güneşe doğru giden evlilik çizgisi. Ve geç döneme denk geliyor. Ve kişi şu an 37 yaşında evli olmamasının sebebi belki bunun geç dönemde olmasıyla bağlantılı olabilir. Ama şöyle kesen bir çizgi de var. Bunun ve şöyle gelen bir çizgi daha var. Şimdi bazı çatışmalar, zorluklar olabilir bu evlilik hayatında. Ama çizgi güneşe doğru gittiği için bu kişiyle evliliğinden sonra şansının daha da artması anlamına gelebilir. Şanslı bir evlilik olabilir. Varlıklı veya yüksek terfiden, mertebeden birisiyle bir evlilik anlamına gelebilir. Kendisini de güçlendirecek bir şey. Hayatındaki kişi eğer böyle bir birisiyse şu an söyleme var mı yok mu ama o kişi doğru tercih olabilir. Ve bu süreçte bakın önündeki süreçte 40 yaşlarına kadar bir durum da var, bir çıkış var. Ya şu bulunduğu yıllar veya en geç 40. Ve çizginin oturduğu noktaya bakın geç dönem. Yani 40 yaş sonrası zaten. Bunun böyle geç döneme denk gelmesi, erken dönemden öte. Bu yani kişinin tercihleri her zaman aynı etnik köken, aynı dünya görüşü, gerçekten müthiş bir uyum sağlayacağı birisi olması gerekiyor. Ortak hedeflere koşabileceği, belki ortak bir iş kurabileceği de birisi olması gerekiyor. yani Tam anlamıyla bir uyum, sosyal anlamda da ayak uyduracak birisi olması gerekiyor. Sadece baba figürü değil yani, çocukların babası anlamında değil. Gerçekten farklı şeylerde yapabileceği birisi olursa, daha uygun olabilir. Tercihi ve isteği o yöndedir. Ve güneşe doğru gitmesi yani evlilikten sonra daha çok kişiyle tanışma, kendi popülaritesinin de artması anlamına geliyor. Daha çok önemsenmesi o kişinin de ailesi tarafından olabilir bu veya onun çevresi sayesinde de yeni bir ortama girme ve daha çok tanıma ve daha çok saygı görme süreçleri olabilir hayat. Yani iyi şanslı bir evlilik olabilir. Tabii ki zorluklar olacak. Belki ilişkinin başında birçok şeyi atlatması gerekebilir. Dış etkenler olabilir. İkili bazı çatışmalar, anlaşmazlıklar, zorluklar olabilir ama sonuç olarak %80'i iyi bir durum. Yani ender denklenen bir durum. Yani güneş parmağına doğru giden çok uzun güçlü bir evlilik çizgisi. Sevgisini ifade ede zaten çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle güçlü bir kalp çizgisiyle ve Jüpiter'e doğru gitmiş çok büyük bir kalp çizgisi. Eli baştan sona gidiyor. Yine güçlü bağlar, uzun süreli bir ilişki, kolaylıkla vazgeçmeyeceği bir ilişki olması gerekiyor. Kolaylıkla ayrılmazlar mesela kalp çizgisi eli baştan sona gidiyorsa birisinin mesela Satürn'e gidenlere göre veya kısa evlilik çizgilerine göre daha bağlıdırlar. Yani bir tercih yaparlar ve ondan kolaylıkla pes etmezler ve inatçı kıskançlıkları da vardır tabii ki. Yani bu anlamda bakıldığında eğer doğru tercihse o kişi eğer hayatındaysa bu benzer özellikler değilse eğer evlilikten sonra bazı şans koşulları aktif olacaksa bunu hissediyorsa geniş çevrede yüksek terfide ise bu ve varlıklı biriyse o, o kişi odur muhtemelen ve bu uzaklarda da olabilir dediğimiz gibi buradan Venüs'ten uzaklaşan kadar çizgileri var ve hayat çizgisinden ayrılan çokça dal var şöyle görüyorsunuz böyle kişiler her zaman dışa dönük yenilikleri keşfetmek isteyen meraklı girişimlerde bulunan, çokça seyahat etmek isteyen, seyahat etmeyi seven, özellikle burada da çokça seyahat çizgileri var. Eğer hayatında böyle birisi yoksa, bulunduğu şehirde çıkmıyorsa karşısına mutlaka bir şehir değişikliğiyle veya ülke değişikliği de olabilir tabii ki. Bu şekilde şansını değiştirebilir eğer bulunduğu şehirde istediği gibi ilerlemiyorsa durumlar. Evet güneş çizgimiz şuradan geliyor görüyorsunuz şu çizgi buraya doğru bağlanıyor. Direkt en baştan beri başlayan bir çizgi yani doğuştan şanslı bir olduğunu söyleyebiliriz. Bazı donanımlarla doğduğu, diğer insanlara göre bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Avantajlı bir durum tabii ki. Zaten hayal çizgisine çift olması en baştan beri bu da avantajlı bir durum. Ayrıca yine güçlü bir güneş çizgisi hem böyle hem de iç Mars'tan gelen bir çizgimiz var. Şans her zaman yanında, yaptığı iş takdir gören. Çünkü kader çizgisi ürettiği iş, çalışkanlığı ortaya koyduğu irade ve bunun fark edilmesi, satın alınması ve takdir görmesi güneş çizgilerinin varlığından bunu anlıyoruz önden iyi ve güneş çizgilerinin varlığı her zaman özellikle buradaki Venüs halkasıyla beraber alımlı, dikkat çeken, karizmatik, fark edilen birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani mutlaka birileri karşısına çıkmıştır, tercih etmemiş olabilir şu an bekar olmasıyla bağlantılı olarak ama yani fark edilmeyle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Burada Süleyman halkalarının da olması düz daha çok daha pratik ilimler pratik bir şekilde konuları ele alma ve değerlendirme yani pratik çok çabuk öğrenen pratik bir şekilde bunları başkasına aktaran her şeyi herkesten önce yapma ve iş hayatına adapte etme özellikle yazımla ilgili konularda her şey yeniliklere adapte olmak çok önemli ve mesleği içinde bu uygun bir çizgi ve üretkenlik, çalışkanlık açısından da Venüs halkasıyla beraber güçlü hisler öngörüler. Zaten ay tepesinden gelen kadar sigiriyle hislerle, güdülerle de hareket eden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Hislerine de güveniyordur. Kendisinin sorusu neydi? Evlilik ve evliliğin geleceği. Yani bir evlilik yaparsa sonuç ne olur diye merak ediyor. Tabii ki hayat risklerle dolu ama şuraya bakıldığında bazı zorluklar olabilir ama yine iyi bir durum var burada. Eğer şu dönemde evliliği temsil ediyorsa Burada da güzel çıkan bir çizgi var. Tabii bunun güzel çok anlamı var. İş hayatıyla ilgili, mamluluk edinmeyle ilgili durumlar da olabilir ama eğer şu süreçte düşünüyorsa bakın da güçlü çizgiler var evlilikle ilgilerinde. Özellikle yav işaretinde güçlü olması. Burada da yine güçlü bir evlilik çizgimiz var. Ne kadar burada bazı düşmanlık çizgileri de var. Çokça çizgi var. Yani engel durumlar olabilir. Kendi ailesiyle veya çevresiyle bağlantılı. A bakımında güçlü bir evlilik çizgimiz var burada. Şurada küslük çizgisi dediğimiz bir çizgi daha var. Yani bu yakın çevresiyle bağlantılı veya aileyle bağlantılı bazı çatışmalar oluyor olabilir. Belki dediğimiz gibi düşmanlıklar olabilir. Ama yav işaretimiz çok sağlam ve koruyucu çizgiler var. Yani bunu güçlendiren. Evlilik hayatına veya kendisine kolay da istediği kadar birileri düşmanlık etse de güçlü bir koruma var. Hem burada var bu koruma hem de hayat çizgisinde görüyoruz. Çift oluşuyla. Birek çizgene geldiğimizde de birinci çizgimiz fena değil. iki var ve üçüncü çizgi de var. Bunlar da iyi. Tabii ki önlemleri alıp rehavete kapılmaması gerekiyor. Bakıldığında yani iyi bir korumaya sahip her zaman. Maddi olarak, parasal olarak da kendisini her zaman hazırlayan birisi her konuda. O yönden iyi ve burada üçgenlerin olması. Yani buradaki üçgen işaretler her zaman mal mülkle ilgili güzel işaretler, miraslar olabilir. Yani şöyle yine evlilik çizgisinin teması ile ilgili yine bu da güzel bir işaret olarak okunabilir. Yani buradaki geometrik işaretler hepsi iyi. Ya hislerle ilgili karmaşık çizgilere göre çok iyi. Merkür tepesindeki dikey çizgiler de iyi bunlar. Yani yataylar yok çok iyi. Yani nitelikler iyi. iş kabiliyeti, iş esnekliği, ticaret aklı iyidir. Falanjlar da bakıldığında bir denge var. Birinci falanj daha uzun. Ee, bu iyi bir mental efor gösteriyor. Yani uzun saatler çalışabilir. Belki ezber gücü biraz daha zayıf olabilir çünkü akıl çizgisinin biraz daha gelişmesinden bahsettik ya. Ee, belki bununla bağlantılı olabilir ama yine bakıldığında e, iyi donanımlara sahip, iyi bir IQ olduğunu düşünüyorum ben. Ne kadar çizgi çok büyük olmasa da bazen böyle güçlü semboller de etkili olabilir. Yani kanıtı zaten kendisinin yazılım mühendisi olması, zeki bir olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ne kadar çizgimiz e, burada sağ elde özellikle çok uzun olmasa da kısa değil zaten de. Yani daha uzun olabilir diye yorum yaptık. Yani belki bu çizgiler bunlarla bağlantı kurabilir ilerleyen dönemlerde ama üçgenler dediğimiz gibi burada avantajlı iyi bir durum. Sol elde de Süleyman halkası net görülüyor. Şöyle sempatik çizgileri de var. Yani bir yandan sempatik sıcakkanlı olduğunu da söyleyebiliriz zaten yüksek menüsle beraber ama kolay fevri çıkışlar tepkisel davranışlar olabilir. Çok müthiş bir enerjiye de sahip buradaki yıldız işaretleriyle beraber. Hatta buradaki üçgen oluşumlar her zaman buradaki enerjiyi daha da arttırıyor. Yine burada dış Mars'tan gelen bir güneş çizgimiz var. Bunu sahilde de gördük. İç Mars'tan gelen burada pek görülmüyor. Daha çok bazı etki çizgileri var sol elde. Sahilde pek şöyle bir çizgimiz var ama tam çizginin üstüne çıkmamış. Sol elde daha çok. Yani gelen fırsatları kendisi belki iç dünyasında hepsini değerlendiremediğini düşünüyor olabilir ama gerçekte bakıldığında sanki her şeyde değerleniyormuş gibi görülüyor. Sadece kadar çizgisiyle ilgili çatışma var burada üst üste bilmeden bahsettik ama Güneş çizgileri burada daha iyi yan yana ilerlemesi, üst üste binmemesi ve iç Mars'tan gelen çizginin bunun üstüne çıkmaması bence gelen fırsatlar değerleniyordur. Yine kalp çizgimiz benzer bir durumda. Çok merhametli, şefkatli yönlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten dediğimiz gibi iyi niyetli birisi olduğundan bahsettik. Kalp çizgisinde buraya Jüpiter'e doğru gitmesi, parmakların eşit olması burada videonun başında bahsettiğim gibi. Bu yine insani tepki açısından, yardımseverlik açısından Fedakarlık açısından güzel işaretler. Burada da mesela adacık gibi görülüyor ama ilk başta ben mesela bunu görmüştüm. Adacık zannetmiştim ama şöyle çıkan çizgi var. Yine satürnün altında yükseliyor çizgi. Buradaki durumların benzeri var burada. O yüzden bu bir adacık değil. Çizgi, ana çizgi zaten sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kader çizgimiz yine böyle çift ay tepesinden geliyor. Bazı yetenek çizgileri yine burada görülüyor şöyle. Ve şöyle ayrılan çizgiler de burada var yine mevcut. Bazı üçgenler burada hep bunlar avantajlı güzel işaretler. Yine bu dönemler veya sonraki dönemlere de yansıtan işaretler olabilir. Mesela şurada yine görüyorsunuz şöyle çizgilerle ve çokça üçgen var. Yani bu biraz da erken gibi denk görünüyor ama sahile geldiğimizde bu tam şu bulunduğu veya biraz öncesi gibi görülüyor burada. Çok erken gibi değil. Şu çizgi özellikle başladığı nokta yani neredeyse 30, 39 40a denk geliyor. Mesela sol elde hayat çizgisi daha dar açıdan alırken Burada daha geniş açıdan alıyor. Bu da iyi bir gelişim, hem immün sistemin güçlenmesi açısından hem de ailesine göre daha dışa dönük konuşkan birisi. Ee, bu böyle yani genetiksel gelen durumdan daha farklı bir durum yansıtıyor. Ve ikinci hayat çizgimiz burada biraz daha uzaklaşırken burada daha net ve paralelinde ilerliyor. Bu da daha iyi burada. Bilek çizgimiz yine burada ufak tefek zincirli durumlar var. Yani ufak tefek alerjiler olabilir, solunumla ilgili hassasiyetler olabilir. Şöyle bir bükülme de var. Yani sahilde pek görülmüyor ama yani bilek çizgileri genelde ufak tefek zincirler oluşabilir. Herkesin hassasiyetlikleri var zaten. Ve bunu güçlendiren bir çizgi var burada. Bu da iyi bir işaret. Birinci çizgiyi güçlendirmesi hem fizik olarak hem mental olarak güçlendirmesi anlamına geliyor. Ve şu net dikey derin çizgiler para akışları her zaman hayatı boyunca olacağı anlamında önemli. Tabii ki çalışmaya devam ederse bunlar güçlü yükseliş ve kazanç çizgileri sol ele bakıldığında sol ele göre birçok çizgi sağ daha iyi. Merkür çizgimiz yine burada benzer iyi kalitede iletişim konusunda da iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Sadece sinirlerine hakim olması gerekiyor. Tahammülleri az olabilir. Biraz hiperaktif durumları olabilir mesela çok hareketli, heyecanlı, kolay tepkiler veriyor olabilir. Ama genelde hata bulucu bir çizgi de var burada akıl çizgisi. Yani hatalardan kendisini koruyan bir durumu var. Hem hayat çizgisine çift oluşu zaten iyi bir koruma. Tabii ki her zaman dikkat etmesi gerekiyor. Biz ne kadar koruma var desek de kendi önlemini kendisi alıyordur zaten. Şu çizgi üzerindeki üçgen de bilek çizgisi üzerinde. Bu da yani bir toplu bir para olabilir gelebilecek. Yani güzel bir işaret. Çocuk ve nesil çizgilerine baktığımızda yani burada iki çizgi görülüyor. Bir veya iki çocuk olabilir. Ee, ve hormonlar da çok iyi. Yani çocuk sahibi olmasına engel sağlıkla ilgili bir durum olacağını düşünmüyorum. İyi görülüyor. Bilek çizgimizde düz olması bu da iyi bir avantaj. Mesela sol eldeki evlilik çizgisine geldiğimizde şöyle çizgimiz var. Yine yön yine yukarıya doğru ama fazla uzun değil. Yine bu etkilenmeler var. Karmik olarak bazı durumlarla mücadele edebilir. Yani olması gereken şeyler olacak gibi. Bu belki tanışacağı, evleneceği kişiyle bağlantılı gibi görünse de belki kendi karmasıyla alakalı bazı durumlar olabilir evlilik hayatıyla ilgili zorluklar ama üstesinden gelecektir. Çizgi çok güçlü. Burada önemli olan çizginin güçlü olması. Yani boylu boyunca çizginin üzerindeki stres çizgileri veya semboller yok. Net bir şekilde ilerleyen bir çizgi. Sol ile göre daha da güçlü. Yani bu potansiyelin yani karmasına göre olan durumun daha da üstüne çıkacak. Daha iyi bir sonuç alacağını söyleyebiliriz. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere teşekkürler.